aşk kokan anlar. Evet Murat abi Super Bowl'da Kansas City Chiefs San Francisco 49ers'ı uzatmalarda 25-22 mağlup ederek üst üste ikinci toplamda da dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Aslında siz de Sinan abiyle son programda bu tahmini yapmıştınız ve tahmininiz tuttu. İkiniz de Chiefs tarafındaydınız. Nasıl değerlendirsin? Valla ben bir kere şeyi anlamadım. Yani San Francisco'yu nasıl favori gösteriyorlardı? Ben de söyledim Sinan'ın programda. Bu takımda herkes müthiş oynarsa savunma özellikle e, o zaman olabilir. Ama şu ana kadar Super Bowl'a gelene kadar onun bir ışığını vermediler. Şimdi nereden başlayayım? Yani Ma maçla başlayabiliriz abi. Şimdi e, bir kere Kansas City'nin savun, herkes Mahomes'u konuşuyor, herkes de Andrew Reid'i konuşuyor. Kansas City'nin savunmasıyla başlamamız lazım. Tabii. Ee, Brad Purdy, Purdy, evet. 42 kere pas atmaya geri gitmiş. 11 tane quarterback darbesi var Kansas City'nin. Bence buna rağmen çok iyi oynadı. Yani ilk Super Bowl olarak bence çok iyi oynadı. Sadece Dibo bir avantaj yakalamıştı. Taştan olurdu. O pası kötü attı. Yani 49ers 3 seks, -6. 6 tane yarda kaybeden indiriş. 7 tane quarterback hiti var. Ama aradaki fark, Mahomes fark. Kansas City'nin savunması, hakikaten ilk defa, Super Bowl'a kaldıkları bir sezonda baştan sona kadar iyi savunmalar arasında yer aldı. Geçen sene böyle değildi pek. Ya yani genelde kötü savunmadır ama playofflar yani. yaklaştıkça böyle bir şey yakalarlar. Evet. Ee, genelde ilk haftayı wild card haftasını boş geçirirler. Orada daha da şey artar. Ee, yani bu takıma karşı oynarken bu kadar iyi savunması olmasa da ki çok iyi bir savunma hata yapmayacaksın. Yani 30 yardasına kadar gelmişsin fumble yapıyorsun. Evet. punt şeyi fumble yapıyor. Yani tamam Chiefs de 4 fumble yaptı. bir tek Pochek onunkini kaybettiler. Geri kalan 3 tanesini çift aldılar. Hı hı. 49ers 2 fumble yaptı. ikisi de gitti. Yani bu biraz belki şans olabilir ama e, yani bilemiyorum. E, başka bakayım notlar mı ha? Şimdi en çok tartışılan konu e, Kyle Shanahan'ın uzatmada e, şeyi kazandıktan sonra yazı Turayı evet. topu almak istemez. Ya Aslında bunu nasıl yorumlarsın abi bunu? Ya şimdi onlar şöyle yorumluyor yani birçok uzmanların ben rakibin ne yaptığını görmek isterim. Top bana geçtiğinde ona göre hücum ederim. Güzel. Tamam. Mahomz'a aldı götürdü. Taştan yaptı. İlk kez Super Bowl oynayan bir quarterback'ım var. Yani o baskıyı da hesaplamak lazım. Çünkü evet. karşında yani karşındaki takıma veya Korturbayrak'a göre e, bu karar verilebilir. Yani ben bunu herkesin e, yadırgadığı kadar fazla yadırgamadım. Sen farklı bakıyorsun. Ee, yani çünkü bir sen alacaksın bir o alacak ondan sonra kim taçlanını yaparsa kazanacak. Şimdi e, şöyle bir şey var. Brock pürdü genelde çok iyi oynadı, genelde. Ee, ama ilk Super Bowlunda da böyle bir savunmaya karşı oynayıp e, Mahomes'a cevap verme çok zor bir iş. Ondan yani şeyine ne bilmiyorum tabi e, o uzmanların yani şeye de inanırım. Rakip takımın hücumu iyi değil. Hı hı. Veya Kortur belki bu seviyede bir Kortur Beyak değil. E tamam verirsin onlara. Field olsa taşlağına göre ya da işte bir daha beraberlik için planını yaparsın. Şimdi bir teoride benim savunmasını dinlen din dinlendirmek istedi. savunmasına güvenli. Çift savunması daha fazla sahada kalmıştı. Ama e, yani Super Bowl'larda benim gördüğüm üç tane değişmez şey, 4 diyelim. Birincisi Special Teams ki burada fumble yaktı şeyi. Evet. Bir de ekstra sayısı bloke oldu. Gerçi e, şeyi de e, tebrik etme, etmek lazım. Yani e, Jake Moody Super Bowl rekoru kırdı. Ondan sonra da Harrison Butker kırdı aynı maçta. Evet. Ee, special teams 1, quarterback'ler 2, penaltılar 3, başka ha bir de top kayıpları 4. Bunlar hep çok önemlidir. Ve e, yani o punt şeyi olmasa belki bir tane fan, fan şeyin fanbolu da kötü yerde geldi. Orada da taşlağına gidebiliyorlardı. Yani mesela 49ers'ın punter'ı Mitch Wisnowski 5 pant yaptı. 3 tanesi 20 yardanın içinde. Tommy Thompson 5 pant yaptı. Kansas'ınki ikisi 20 yardanın içinde ve 50.8 yarda ortalamayla. Yani o fumble dışında yani Daryl Luther Jr.'ın punt return'de yaptığı hata e, affedilecek bir hata e, değildi. O açıdan e, yani ben dönüp dolaşıp Chiefs'in savunmasına geliyorum. Yani sezon boyunca e, 49ers bütün NFL'da e, oyun başına 6.6 yarda e, elde eden birinci tüm NF'i aldı. En iyi ofansif takımdı. Super Bowl'da Kansas City bunu 5.3'e indirdi. %47.5... 4 dağında başarı sağlayan bir takım. Super Bowl'da... bunu %25'e indirdi. Red Zone taş dağının birinci... %67.2... Super Bowl'da bunu... %50'ye indirdi Kansas City. Brad Purdy... 9.6... Her atışında pas yarda ortalaması var. Bunu 6.7'ye çektiler. %15 pasları 20 yarda ve üstünde Chiefs'e karşı %10'a çektiler. Tabi burada Samuel'ın da buluşamamasının etkisi var. Çünkü onlar genelde topu yakaladıktan sonra da çok yarda alanlar. Christian McCaffrey 5. yarda koşu başına Averaj varken 3.9 yardaya e, indirdiler. Yani bu savunmayı da e, hakikaten tebrik etmek lazım. E, ama yani Mahomes'un da hakkını vermek lazım. O da son 5 e, yılda 3. MVP ödülünü aldı. 333 yarda pasla ama esas e, 66 yarda koşuyla ki iki tanesi uzatmada inanılmaz önemliydi. Ya şimdi e, bunu söylemeyeyim diyecektim ama. Nick Bosa istekli olduğu zaman, sağlıklı olduğu zaman NFL'ın en iyi şeylerinden belki de en iyisi. E, serçilerinden. sertçilerinden. Hı hı. Şimdi e, third and four yani üçüncü hak ve 4. 79 numara öyle bir tutuyor ki Bosa'yı. Yapıştı <laughs> Tutarak döndürüyor. Şimdi holding'e başka ne ver? Yani başka neye holding çalabilirsin? First down'a koştu Mahomes. Maçı seyrederken hadi Raiders olsa holding verilecek 3-4 tane daha pozisyon var. En az 4 tane çok açık net holding yaptı 79 numara Bosa'ya. Dre Greenle olmuş abi 79 numara. Yani ha bir şanssızlık tabii e, en önemli ile birlikte, Warner'la birlikte savunma oyuncularından Ray Greenlaw aşıl tendonu koptu ilk yarıda hemen ikinci çeyreğin ortalarına doğru. bu e, o çıktığında Chiefs'in daha sayısı yoktu. Evet. Murat abi kapatmadan bir de bu silahlı saldırı düzenlendi. Bunu nasıl yorumluyorsun geçit törenine? Vallahi Ve bir açıklama bir şey yok. Hayır sadece işte bir kişi vefat etmiş. O kadar, e, evet. Yaralı sayısını söylüyorlar. Şimdi bir tartışmadan dolayı e, ateş edildi diyorlar. Ya orada 500, 600 tane polis var. Her yer kamera dolu. Nasıl tespit edemiyorlar? Yani evet. onu çok anlamlandıramıyorum. Nasıl başladığını, kimin yaptığını e, bilmiyorum yani Vefa, öldürülen arkadaşa yani yazık olmuş. Evet. Yani Allah rahmet eylesin. Öbürlerine de acil şifalar mı? Çok enteresan. Yani kendisi poli, polis e, e, o kadar çok polisin olduğu bir yerde yani çok sınıfta kaldı. Evet. Hayır bir de hemen 3 saat içinde yakalarsın. İşte ilk açıklamayı yaptığında Amacı şuydu ya da şöyle başladı, hı hı. Üç kişi göz altında, görüntülerden kimliğini tespit ettik ama şu anda açıklayamayız. Öyle hı. bir açıklama yaparsın, bakalım belki bugün yarın bir şeyi açıklarlar ama tabii çok üzücü bir olay. Hı. Travis Kelce'yi de hadi konuşalım. Ne diyorsun abi bol bol Taylor Swift ekrana geldi. Valla ikisi de birbirine yarıyor. İnşallah e, sonu mutlu olur. İnşallah. Taylor Swift'i tanımayanlar e, benim gibi onu tanıdılar. E, Kalsin'in sponsor anlaşmaları dört misli artmış, uçmuştur evet. Yani. Bakalım. Bakalım. Allah mesut hayır, etsin. Hayır, yani ha? Allah mesut hayır etsin gerçekse ya. Allah mesut etsin. Ben bu tür şeylerden hep biraz uyuz olurum. Sen bir PR çalışması olduğunu mu düşünüyorsun? Abi? Bu ilişkimi. <laughs> Valla şimdi e, bu sabah şöyle bir okudum tam detaylara giremedim. Biden'ın tekrar seçilmesi için Taylor Swift'le anlaşıldı diye bir şey dedikodu şeyinde. Çok başka yerlere gider Yani Vaktim olsa Kansas City'de, Missouri'de oy şeyi nasıl diye bakacağım. <laughs> Çünkü şimdi bütün Kansas City'ler o ne derse onu yapacak gibi. Evet. Bakalım. De. Seni de daha az zorlamayalım abi. Bu haftalık Game Night'ın sonuna geldik. Ağızla Ağzına sağlık. sağlık. Seni de abi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.